Yılmaz'ı özleyenler, merak edenler, bu kızlar nerede, ne yaptılar diye mesaj kutularımızı patlatanlar. İşte buradayız be, geldik be, buradayız. Hoş geldik, hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Ne yaptınız yokluğumuzda? Tuba ne yaptın? Kaç haftadır yokuz? Aylardır yokuz. Ben bu sabah bu sabahla başlıyorum. Evet. Bu sabahla başla. Ayağıma küpemin iğnesi battı. Yapma. Tetanoz olur muyum ya kızlar? Zannetmiyoruz. Kulağından çıkan bir küpe. Gece kulağımda uyumuşum. Çıkarmışım atmışım. Sabah kalktım. Ayağa dikildim ve bir şey girdi ayağım. Ay. Bir kaldırdım çiçekli küpeydi. Ayak tabanı çiçek açtı. Çıkardım güzelce. Batikonu bastım. Kapattım geldim. Çok korkuyorum. Biliyorsunuz hastalık hastası bir insanım. Tetanoz zor. Tetanoz olursam artık yapacak bir şey, olmaz. Bir şey yok. Yani. Yani dünyada tetanoz mikrobu kalmadı gibi bir şey. Yani özel bankalarda şey yapılıyor. Yani Avrupa'da özel virüs bankalarında. Hani gidip virüs bankasına camı kırıp falan olabilirsin. Zaten orada gittim sadece tetanozu kırma. Yani. Ebola'nı da al. Var yani çok. Sepet. Yani çıt 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 böyle hani hızlı bir götürüş olsun. Yok işte ne yaptık? Gösteriler vardı. Onlara biraz ara verdik. Sizle kavuştuk. Aynen güzel oldu. Evet. Aslında biliyorsunuz ya neler yaptım. Yani sosyal medyadan evet bir de gösteriyorum size atıyorum. Sizden teyit alıyorum. Milyonların bildiği gibi. Yani siz de biliyorsunuz ya. Eski eşinizin helvasını kavurduk. Dağıttım. Ya ben ona çok şaşırdım. Ya. Çünkü yeni öğrenmiştim zaten. Aa öyle. Çok... Ben direkt helvaya yetiştim mesela. Enişteden çok kavruldu gibi. Hiç sorun değil. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi biliyorsunuz enişteler yarışıyor var. Eniştelerde size layık olmayanları hiç karşınıza çıkartmıyorum. Sürece bırakıyorum. Süreçten sonra orada. Baktım süreçte bunu. Yarışırlarken enişteler yarıştıklarının farkındalar mı? Tabii canım söylüyorum. Sen şu anda 3 kişiyle yarışıyorsun. Çok iyi abi bu değil çok mi? İyiymiş. Ama yani bir yandan dürüst ve insanlar sonuçta hani hangi platformda olduklarını bilmeliler. Yarışta mıyım? Oturuyor muyum? Ona göre. Mesela şu an yarış bitti. Evet. Yarış sandalye bitti. Kapmaca peki, gibi. Helvayı niye kavurduk? Ötekinin şeyi ne oldu? Ay Deniz ya çok 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 saçma bir şey oldu kızlar. Yani gerçekten bir insanın böyle dışarıdan nasıl görünürse görünsün. Ya çok şık olabilir, çok güzel olabilir işte. Her şey güzel kokabilir, parfümler falan filan. Abi evine gittim. Bir insanın gerçekten evini görmeden bir de tatile gitmeden. Aslan yattığı yerden. Tuvalete girdim. O tuvalet neydi öyle? Nasıl kötü kokuyor? Hani o günden sonra ben kendime gelemedim. Bunu nasıl tolere edebilirim dedim ki zaten işte gördüğünüz gibi yanımda bunlarla geziyorum artık. Yani bir yer kötü kokuyorsa hemen pat diye patlatıyorum. Patlatayım mı? Hayır, ben... muhabbeti pisleştirmeyin, muhabbeti ferahlaştıralım arkadaşlar. Kafamın içindeki iğrenç düşünceleri. Star Wars. Prenses Leia. Leia. Çok yakıştı ha. Abi işte kafamı temizliyor. Bak ferahlık geldi bana şu anda. Hiçbir kötü düşüncem yok kafamın içerisinde. O gün böyle bir şey yanımda olsaydı belki de ilişkiyi kurtarabilirdim. Evet. Yani ama kurtaramadım. Domestos tuvalet blokları. Beyler size önermek zorundayız bunu. Evinize bir hanımefendi gelmeden önce iki şey yapıyoruz. Bir çarşafları değiştirelim. İkincisi tuvaletimizi bloklayalım. Rica ediyorum ya. Çok aynen. Basit. Bak teknoloji elimizin altında. Ve sizi hiç gömmediğimiz gelecek. Yarınlara doğru. Yani kadınlar ileride. İçin de geçerli değil mi? Tabii canım. Aynen. Ayrı konu. Kadınlar herkesin. Bir sorun oluyor. Telefondan bloklamak zorunda kalıyoruz. Evden çıktıktan sonra. Baktık olmadı. Çünkü ben çıktım dedim ki Allah'ım bana bir şeyler geliyor dedim. Bizim nesilde hani diyoruz ya motoru bozduk diyoruz. O çok güzel. Defi hacet diyeceksin mesela. Aa olabilir. Kadına yakışan gibi. Evet. Defi hacetlenmek. Peki anneannemlerin dönemi ne diyor? Hı-hı. Daha önceki nesil. Bugün mülayim çıktı. Ay canım. Çok canım. Bakar mülayim. Naifliğe bakar mülayim çıktım. Halbuki biz böyle bödefleme çıktım. Bugün patlattım. Bizim nesil çok fena. Ya. Katotopark. Ay ya. Çok iyi ya. Katotopark vardı. Travmam azdı şu anda aklıma geliyorsa. Bir şey dersin tamam, seni şey ferahlatıyorum şu anda. Maksimum ferahlığa ulaştırıyorum. Ah evet. Seni şöyle de. Oh. Aslında sallayayım sana. Yes. Peki sen? Sen neler yaptın Deniz? Ben neler yaptım? Tabii erkeklerle olan bağımı çoktan koparalı çok oldu. Ama elimden geleni yapmaya çalıştım. Biliyorsunuz Avrupa turnesi yapmıştım. Hmm. İşte Amsterdam, Paris, Viyana. 3 yerde gösteri yaptım. Güzeldi gösteriler. Çok sağ olsun falan stand-up destekledi. Aynı zamanda olumlu dünya dinleyicilerim geldiler. Çok güzeldi. Amsterdam'da bir arkadaşın evinde kaldım. The Pipe diye bir mahalle. Sadece Amsterdamlar yaşıyor. Sokakta çirkin adam yok. Wow. Ya şöyle sokaktan turist böyle tipini beğenmediğim bir şey görürsem camdan bağırıyorum. Hacı ben çıkmıyorum. Sen ne arıyorsun sokakta falan diye. Öyle bir ortam. Faşiste bağlamış hemen. Hemen orada küçük bir ırkçılık içine oturdu. Hem
hemen dedim. Gir lan içeri. Sonra baktım. Lütfen çirkinler sokağa çıkmasın. Yani arkadaşım da bana bir sürü tavsiyede bulmuş. Bir kızın evinde kalıyorum, çok sevdiğim. Şurada şöyle tanışırsın insanlar, burada böyle dedim, ben balaçıyım. Yani sokakta gördüğüm bu yakışıklılığın, bu güzelliğin karşılığı var mı? Birileri date edebiliyor demek ki onlarla. Açtım Bumble abi. Limitimi de 40 plus. Kesinlikle artık hani şey yapmayacağım. Gence mence de düşmeyen. Yani 40 plus. Abi adamlar. Böyle bir şey olamaz. Herkes çok fit. Herkes çok dinç. Herkes sporcu. Hiçbir zaman sigara içmemiş. Kanabis kullanmıyor. İçki içmiyor. Sadece halter kaldırıyor. Sörf yapıyor. Bilmem ne ben. Benim arkadaşım, çok yakın arkadaşım, kocası da aç. Aa. Adam hayatında hiç kanabis içmemiş. Ya bizim için kebap gibi bir şey diyor yani. Reddetmişler. Şey ama ve de inanılmaz dinçler. Ben böyle baktım, iki tanesiyle meç oldum. Sonra dedim ne yazacağım ben bu adamlara ya. Ben de sizin mesajlarınızı yakın gözlüğümle okuyorum. Vazgeçtim. Oradan dedim bize ekmek çıkmaz dedim. Öyle Paris'e gittim. Herkes zenciydi. Paris'te. Çok enteresan. Yani gerçekten öyleydi ama siyahi bireyin yok ama ben böyle kapının önünde 40 tane siyahi birey duruyor. 40 tane ama. Hiç de işleri yok. Siyahi olmalarıyla alakalı problemim saat de yok. Saat satmıyorlar değil mi? Saat satanı da var. Başka şeyler de satıyorlar büyük ihtimalle ama ben... Genelde orada bar koruması oluyor. Yok, duruyorlar sokakta, duruyorlar. Çok enteresan. Olması bile yeter diye devlet tarafından. Çünkü şöyle oluyor yani, bir bara gireceğin zaman Paris'te ya da Londra'da kapı gibi bir 3 metre bir siyahi bir tip varsa orada öyle yapamıyorsun yani. Haddini biliyorsun. Bakıyorsun gözlerine ve girmemen gerektiğini anlıyorsun zaten yani, hiç muhabbet yok yani. Ay keşke bizim sınır kapılarımız vardı. Yani bir sıkıntı yoktu, sadece hani Parisyen görmedim ben, öyle bir şeye denk gelmedim. Daha başka bir şey gördüm gibi oldu. Bizim sınır kapılarına da koymak lazım o zaman o abilere. Giremesinler. Bak bu konuya giriyor muyuz? Ya? Yok girmeyelim öyle bir... Sınır kapılarına bir sürü şey koymak lazım. Ya başka şeyler de sınırlara koymak lazım yani. Herkes sınırını bilsin ama çok üzüldüm. Sınır kapılarını sirkeli suyla... silip evet, bu şekilde palasanto yakarak arındırmamız gerekir. Bizim çünkü tek şey püskürtmemiz evet, lazım. Yöntemimiz bu olabiliyor maalesef. O yüzden evet. İnsan bir denerdi ya o iki kişiyle meço. Benim aklım hala evet orada ya. Kaldı ya Deniz. Ne bileyim yani ya, tüm ne için gelmişim? Böyle ayağımın tozuyla geldim gittim, olmasın istedim. İşte alkışlanmışken böyle... orada bir turne için diyorsun ama mesela devam alkışın coşkusuyla. Ve sen Hollanda'da da beğenilecek bir tipsin. Çok. Paris'te diyorsun. Öyle. Gerçekten diyorsun. Yani 4-5 kere gittim Hollanda'ya. Seni beğendiler. Evet. Kızlar. Kasetimiz çıkmış bak. Yürüyorsun sen. Falan diyorlardı böyle. Arkadaş şaşırıyor. Ya sana merhaba diyor bunlar ya falan diye. Evet öyle bir şeyim var. Beni Türkiye'de beğenmiyorlar. Avrupa'da beğeniliyor. Avrupa'da... Türkiye'de beğeniliyor. Tamam hayatım, demek ki gitmen gereken yer belli yani. Aynen öyle. O çok hani Avrupa'ya gitmek her ne kadar zor olsa da hani vize almak artık olsun, bilet almak olsun. Daha kapıdan çıkmak vergisi zaten. Aynen. Yurt dışı çıkış harcı 1500 lira oluyormuş. Siz böyle birbirinize yürüyecek misiniz bu program? Yürüdüm abi, yurt dışı çıkış. Çok güzel yürüdünüz yani bak. Yürüdük mü? Aynen. Kasetimiz çıkmış kızlar bak. Ne Zerrin Özer? Zerrin Özer yurt dışına çıkıyor mudur acaba? Ya Allah aşkına. Ben ver ya, ben ölürüm sana diyorum ben burada. Aşkımı ilan ölürüm ediyorum. Ölürüm ben sana yalnız. Ben hiç bilmiyorum bu şarkıyı. Zerrin Özer'i seviyorum. Ben de bilmiyorum ama o şarkıyı ilk aklıma. Ben de Zerrin bilmiyorum. Özer... Ben bu ölürüm sana'yı sadece Tarkan'dan biliyorum. Ölürüm sana. Aynen. Bu şarkı değil. Ölürüm ben sana, bu başka bir şarkı bence. Okey o zaman. Çıkış harcının 1500 lira olmasına hiçbir şey demeyeceğiz mi? Ya. 3000 değil, bir dakika orada ben karıştım. Bir 1500 dediler, bir 3000 dediler. Şimdi önce 3000 gösterip sonra 1500'e razı edecekler. Sıtmayı razı etti değil tabii mi? Tabii ki. Ay 3000 değilmiş falan diye. Belki girerken de alırlar. Ülkeden çıktın 1500 verdin ne geldin diye hani. 1500'ü veren 3'ü de verir be. Dönüş şey olabilir. Dönüşte hani bize çikolata getirdin mi falan hani öyle şeyler isteyebilir. Başka şeyler de istesin mesela değil mi? Gittin boş mu geldin, eli boş mu geldin? Çıkarken vergisini veren adam girerken de vergisini verebilir. Yani Aylin alışmışken zaten vergiye, bence artık her şeyin vergisi alınsın. Yeni vergiler. Kesinlikle. Çok, çok daha çok daha niş vergilerimiz olabilir. Çok daha kapsamlı vergilerimiz değil mi olabilir? Rafine yani vergiler. Sadece bir sürü şeyden vergi alınabilir. Mesela yani mesela E-Devlet'i rafine vergiler bölümü açılsın abi. Ha. Tamam, orada herkes havamızı oradan atalım. Mesela ben geldim Paris'ten. Sen de memursunuz. Beni çevirdiniz. Diyorsun ki aç Instagram'ı. Açıyorum. Ben böyle hikayelerimi gösteriyorum. Çat çat. Eyfel. O diyor ki ha çok güzel gezmişsin diyor. Saniye her story başına. Saniye başı hikaye paylaşmışsınız Eda Hanım. Her story başına vergi. Nasıl?
Çok iyi abi. Harika. Çok güzel bir şey yani bulduk. Gerçekten bence. Hem de bizim moralimiz, hani vergisini ödeyebilen atar storiesini. Bizim de evde moralimiz bozulmaz. Aynen öyle. Öyle çat 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 oraya gittim buraya gittim. Öde vergini. Ben kıskanıyorum mesela. Tamam. Benim gözüm kalıyor. Kıskanma vergisi de ödeyeceksin. Sen yurt dışına gideni kıskanmanın vergisini ödedin mi? Evinde kudur kudur öyle devletinden vergini ödemeden kıskanma. Ben şey vergisi ödüyorum. O gece orada ne işim vardı? Vergisi ödüyorum çok ben. Çok iyi. Yani vergisi... Paramı verdim. Evet. Aa, o gece orada olabiliyorsun. Her yerde aynen öyle. Sana ne kardeşim diyebiliyorum. Mesela verginin şeyiyle bir de git. Senin ne işin vardı al vergisini dekontumla, dedim. Dekontumla aynen çok o gece iyi. Orada vergimi verdim. Yanına dekolte vergisini ekleyebiliriz. Hoş. Oo evet. Evet. Bak çünkü hani dekoltesi olan dekolte bile değil. Yani askılı elbise giymiş kızları mezuniyetleri almadılar. Halbuki kızlar gidip vergilerini ödeselerdi. Omzumu açtım vergisi. Yani her çatal dekoltenin, gözüküyor mu gözükmüyor mu? Her dekoltenin vergisi farklı olur. Kesinlikle. Mesela Eda'nın dekoltesinin vergisini ben ödeyemem. Ben de ödeyemem. Ben de karşılıyorum. Onu ben de karşılıyorum. Hani yani onun belli verilecek şeyleri var. Ben onu ödeyemeyebilirim. Çatal şu an gözüküyor mu Eda'cığım? Yok. Vereceksin onun vergisini. Tabii. Kusura bakma. Vallahi ben veririm. Hiç sıkıntı değil. Vereyim zaten. Yani bak, mesela... Ben bilerek bak üstten giyiyorum ki hani o vergiyi vermeyeyim. Bak sen öyle zannediyorsun. Sen öyle buralar ne buralar? Ha gene vereceğim değil mi? Ya bir yerinden vereceksin. Yani evet. Bence doğru vergiler alınması gerekiyor. Ya yani mesela şikayet vergisi çok önemli. Sürekli şikayet ettiğin ay, zaman. Ben o zaman çok veririm. Her şeyden şikayet. Abi, bütün Türk halkı şikayet ediyor ya. Evet. Herkes bir şikayet. Evet. Nasıl geçinemiyoruz? Yok efendim barınamıyoruz. Yok efendim bilmem ne yapamıyoruz. Vergi kadar konuş. Köylüler diyor ki efendim toprağımızı korumamız gerekiyor. Madenciler geldi zeytinliğimize ay. Çöktü. Şikayet şikayet. Hep şikayet hep şikayet. Verginizi verin Türk halkı. Şikayet verginizi verin. Ondan sonra istediğiniz kadar bayılın, ayılın. Aynen. Bir de mesela ben durakta oturacağım diyelim. Maçtan çıktık işte. Durakta evime gideceğim. Taksi bekliyorum ya da otobüs. Bana birisi gelecek, arabayı durduracak, laf atacak ya. Diyeceğim işte. Atamazsın. Vergimi ben bunun vergisini verdim. Tabii, ben bu kıyafetimin vergisini verdim. Bugün böyle çıktım evden. Evet. At bakalım seni burada ne yapıyoruz diye. Mesela bu çok rafine vergiler. Şey de olabilir mesela, sahneye çıktım mesela, seyirci bilet aldı geldi, görevini eğlenmek mesela. Hı hı. Ama ben eğlendirmeme vergimi vermişim. Çık bakıyorum seyirciye mesela. Nasıl yani? Verdim abi bana ne? Aa! Umumda değil, 200 liraya bilet alıp geldim. Güldürmek zorunda mıyım ya? Zorunda mıyım? Güldürmeme vergisi. Yani işini yapmamayla alakalı çok maaş alan insan var Türkiye'de. Hani neden bir tanesi de sen olmayasın? Yapmadığı işlerin 4-5 tane maaşını alan insanlar var. Neden biri Eda olmasın? Aynen. Aynen. Bir de şeye de Eda ben şey istiyorum. Kadın komedyenliğe de vergi koysunlar. Koysunlar abi. Çok istemeyen var. Ben diyeceğim ki yani şaka yapmadan önce bu şakanın vergisini verdim. İstediğim gibi yapabilirim. Linçleyemezsin hocam. Aynen. Şu anda onlayacağınızın bütün vergileri verilmiştir. Evet. Kafanıza göre takılın arkadaşlar. İsterseniz de E-Devletimize bakabilirsiniz. Patron da oradan böyle yapıyor. Ödedik. Ödedim az önce E-Devlet'ten. Ama patron böyle açtı mı o sırada? Yani her şeyin vergisini ödemiş. Havayı sıyırarak böyle ödedik. Size de turne yazdık falan diye böyle. Ekmeğin içerisine patso koyuyor. Patates koyuyor sırada. Verirdik bütün vergileri. Patatesi kilosu da 60 lira ama neyse. Dünyaya gezemeyeceğimiz ortaya çıktı. Değişik kültürlerle temas edemeyeceğimiz ortaya çıktı. Gezme sen de Zonguldak'a git artık. Zonguldak. Yalova'ya git. Bir şey değil mi kızlar? Aslında bu insanları çok güzel eşitleyen bir şey. Yurt dışına çıkan var, çıkamayan var. Yani ben bir o yönden baktığım zaman belki linç yiyeceğim ama ben öyle düşünüyorum yani. Hmm. Çıkanı var, çıkamayanı var. Herkes çıkamasın o zaman. Herkes çıkamasın. Orada eşitlenelim yani. Tabii. Yoklukta eşitlenelim ya. Garibanlıkta eşitlenelim bari. Deneyimi. Sen bir şey söylüyordun. Benim görmek istediğim bir şey vardı. Ne diyordun? Tanzanya'da çok komik bir şey olmuş. Ha, ya aslında işte yurt dışı böyle yeni rafine zevklere gireceğim ama. Görmek istediğim. Ben komik tanıma yani. Abi Güney Afrika'yı biliyorsunuz. Orada yaşadım bir dönem ama çok severim. Hani böyle yurt dışı illa böyle Paris falan olmak zorunda değil ama oralara da artık gidilmiyor. Ben de sürekli haberleri okuyorum. Size bir haberden bahsetmek istiyorum bununla ilgili de. Şöyle ki arkadaşlar mesela insanların kültürleri çok farklı. Afrika'da gerçekten kültür ve yemek açısından farklı ama bu kadar da ve araştırdım bu doğru. İnsanlar orada evleniyor. Evlendikten sonra da kocası öldü ya. Yani bu kişi dul kaldı. Evlendikten sonra da kocası öldü ya. Eda için hemen böyle helvasını kavuruyoruz tabiatıyla. İkinci adım. Siz dua edin biz helvasını kavurduk. Yani tuttum helva kavurdum ya. Yani. Ölen kocasının cinsel organını kurutup kolye olarak takmak zorunda olan kadınlar var bu dünyada. Kurutup mu? Kurutup. Ulan biz neyi kurutacağız? Kurutmadan takmak birazcık tatsız olur. Hoş olmaz. Olur.
Bir de yani şöyle bir şey. Evet. Bak şöyle abi ne vardı da adamda saçını her yerine takmış. Bu resmi göndereceğim size şu kenara koy. Abi böyle bir saçmalık. O kaç tane kocası varmış? Çok gençliymiş o. Bir tane aşkım bir taneden hep, maşallah. Yok o başka bir şey taktı. Ay, o saçına taktı o şey değil. Ama yani bence güzel bir uygulama. Gösteriş. Kolye yapıyorsun. Eşini kaybetmişsin. Evet. Sevdiğin bir tarafını yanında taşımak istiyorsun. Takı yapman gerekiyormuş, tamam mı? Mecbur musun peki bunu yapmaya? Diyor ki Tazmanya'ya gittiğinizde diyor, özellikle bunu editör altına yazmış. Tabii işte eşi ölen kadınlar arkadaşlar dert yanarken arkadaşa sen yine iyisin düşünsene. Benim 3 eşim vefat etti. İnanmazsan kolyelerime bak daha da evlenemem diyormuş. Yani hani artık nasıl bir kolye olduğuna göre değişir. Editörün şu cümlesi beni derinden yaraladı. Tazmanya'ya gittiğinizde boynunda kolyeli kadınlar görünce aa kolyen çok güzelmiş bir tane de bana yapar mısın demeyiniz diyor. Demem. Yok zaten bir tane daha yapamazlar. Siz ne takısı yapardınız? Yani biz Tazmanya'da doğmuş olsaydık. Sevgilimizden mi kocam? Kocam. Kocam vefat etti. Nerene takardın? Bence bak, deniz kafasını yapardı. Kilini. O kafa böyle. Küçücük zaten nohut gibi. Kafadan aynı. Ama hangi eski eşi? Yani hangi eski eşi? Oradaydı. İşte orada olmaz. Orada başka bir koca lazım. Tabii. Hayalimizi. Başka bir koca mı? Herhalde. Neden peki? Tazmanya'dayız ya. Ha, illa yani bir tarafını mı koyacaksın? Onu götüremeyiz şimdi. Buradaki kocalar burada yani kalsın. Gerçekten bunu şey yapıyor. Kolyesinin ölen saygıdeğer eşinin yerine kolye yapacak olsan neresini? Küçük parmağını mı yapardın? Dilini yapmak isteyen olabilir. Çok şey gözünü mesela. Elleri form... olabilir. Ben parmağını. Abi gözünü işte şeye koyacaksın mesela. Küçük minik bir kavanozda işte onun koruyucu maddesine böyle burada gözünü saklı. Hmm. Ben parmağını... Koyun... Parmak. Bu da benim kocamın oyduğum gözleri diye. Yani. Birine baktı, oydum koydum buraya. Deniz gibi. Küçük parmağını değil ama. Niye? İşe yarar. Parmağı, bir tane parmağı. Ben koyarsam iki eli böyle koyarım. Yani. Dursun burada. Zaten olur. Aynen ben de parmağını alırım. Bir kayıpla barışmanın bir yolu olarak düşündüğümüz gerçekten üstümüzde istediğim. Ya parmak olur. Pırlanta yaparım, yüzük yaparım, anahtarlık yaparım. Ben böyle türevlerini çoğaltırım. Bileklik yaparsın. Evet, bileklik yaparım. Geleceğe yatırım yaparım dönüştürebiliyorsam. Yazık şimdi bütün bir bedeni şey yapmak varken. Niye sadece... Mumyalamak bir alternatif ama olabilir. Ama Tazyan'daki... Tazyan neydi ya? Tazmanya. Tazmanya'daki... Tanzanya. Tanzanya'daki neyse işte. Abimizin belki birçok şey yetebilir orada. O kadarını biz bilemeyiz. Ben de hiç bilmiyorum. Ne yetebilir, ne yetemez. Ya onu o zaman... Şey, konu komşuya mı dağıtıyoruz anlamadım. Dağıtmam. Helva gibi. Sana veririm istersen azıcık. Ne yapayım ben senin ölü kocanı ablam? Belki kısmet açar bilmiyorum ya işte. 10 tane işte, parmağı var adamın. Kadınların sanırım kısmetini kapamak için yapmışlar onu. Bakın bunun bir... Bunun bu şey başı bağlıydı. Bunun bir şeyi var. Mefta kocası var. Boynunda pipi taşıyorsan dulsun. Kuru pipi. Gibi. Taşıyorsan dulsun. Tövbe estağfurullah neler konuştuk şimdi ya. Allah'ım ama biz bir kültürden bahsetmeye çalıştık. Evet bu bir kültür hayatım. Yani dünyanın nerelerinde neler yaşanıyor yani. Tabii. O zaman iyi ki Türkiye'de doğduk mu? Oh kimin için atıyor bu yürek. Yürek mi lan o? Yürek ama değişik bir yürek. Pavyon yüreği. Bana daha çok nargile falan gibi. Hani kalemlik falan galiba. Kalemlik. Yani buna da kalem koymazsınız be. Ses de çıkmıyor. Biz yokken bu ortalık çok karışmış bu çok. Dükkanda gerçekten. Evet. 3 ay ortadan kaybolduk. Bak her şey kalplere kalem sokmaya başlamış. Aynen niye yoklar ortada? İşte ne oldular? Tuba ile Eda takibi bırakmış. İşte ki bıraktık. Aynen. Sonra tekrar yalan başladınız yok. Mı? Bizde yalan yok. Tekrar başladık. Başladık mı? Kız başladık mı? Bitmez. Olabilir. Bizim aramızda anlaşmazlıklar olur. Aynen. Biz çözeriz. Anlaşmazlık değil. Seni uzaylı kaçırdı. Onu biliyorum ben. Evet. O dedi hayır. Beni uzaylı kaçırdı ama ondan önce ben dedi kısır yapacağım dedi. Dedim ki kısıra onu koyma yok koyarım dedi. Biz bundan kavga ettik. Niye koyuyorsun abi? Abi. Uzaylı tutmuş beni kaçırtmış. Yani. Saçma sapan. Ya kısır günü yapıyoruz evde. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hepimiz master yapmış insanlarız. Tutturdular kısır diyorlar. Sen niye nar ekşisi koydun? Dedim ki kızlar nar ekşisi güzel olur. Deniz tutturdu. Yemem ben bunu. Bu diyor ki limon koyacaktır. Birbirimizi yedik ya. Kısırı yemedik birbirimizi yedik. Limon sirke derken. Limon mu nar ekşisi mi diye. Ben dedi yemem ben dedi. Ben orada değilmişimcesine. Aynen. Sen de hiç tutmadın. Hande de sen zaten kendi dünyasında. Eda dedi ki benim kısırım meşhurdur abi. Gidin dedi. Hande de böyle. O öyle demek istemiyor.
Derin gidin dediği noktadan sonra uzaylılar ne ara şey yapıyor? Eda derin gidin diyor. Tutmuş beni piyasadan çekmek için kaçırdılar. Her gün bana kısır yedirdiler abi. Her gün. Uzaylılar var ya her gün beni kısırla beslediler. Hak ettin. Üstüne nar ekşisi dökün dedim. Ama şimdi barıştık artık. Geri döndük. Deniz sen neredeydin bu arada? Hadi ben bunlara maruz kaldım. Abi ben işte Avrupa'da olmadığım zaman da Tayland'daydım biliyorsunuz. Ben sizden ne kadar uzağa kaçabilirim bunun hesabındayım. Deniz maymunla evlenmiş diye duyduk ben. Tabii abi direkt gittim maymuna evlenme teklif ettim. Dedim evrimde senin geldiğin yeri çok beğendim dedim. Çünkü Orta Doğu'dan geliyorum. Aynen. Aramız güzeldi ama ne yapalım. Şahsen. Bir de benim şey var. Şimdi soruyor ya insanlar. Ha. Mesela Tuğba ile benim için video koyacağım buraya. Arkadaşlara söyleyeceğim. Maymunla evlendiği açmamız lazım. İnanacaklar var maymunla evlendiğime gerçekten. Ve hakkındır diyecekler var. Evet biliyorum hakkım. Bundan sonra ben ancak maymunla evlenirim. Devam. Ben zaten kesinlikle onu açacağız. Öldükten sonra da boynunu asacağım. Maymunu tüm bütün halinde asacağım. İçini yani. Dolduralım abi. Abi işte kurut. Küçük daha aynen. Küçülür için. Zaten. Onu da, ona zaten dönecektim. Yani çünkü ben fotoğrafı görünce şok oldum. Bir taraftan da takdir ettim. Ha. Sadece şey, Tuba ile benim bir videomu koyacağım buraya. İki tane ablam bizi temsil ediyor. Ne oldu size ya? Az önce gülüp eğleniyorduk. Ne oldu? Biz de öyleyiz. Bizi öyle algılayın yani. Biz ağlarız, güleriz, takılırız, dolaşırız yani. Ama şimdi maymun. Tayland'a gittin. Ha gittim. Ha. Bu kız bu arada çok yurt dışına çıkıyor. İçimizde en çok yurt dışına çok çıktım ya. Çok gittim. Gözüm kalırsa karışma. Kaldı mı? Kaldı. Hayır. Kalır mı ya saçmalama. Sağ olasın. Peki sen... Gezmeye gidenler de kalabilir ama sen çalışmaya gittin. Aa Tayland'a gezmeye gittim ama. Şimdi. Tayland'da kalmaz bir. Aa. Tabii. Ben medeniyet seviyorum. Abi medeniyet ayı gibi medeniyet mi Tayland be vallahi. Yok öyle değil yani insan eliyle yapılmış medeniyet. O da var. Mimari var mı? Mimari çok kötü. Ha. AVM var. Ölümüne AVM var. Abi Allah'ım kabus gibi. Abi çok güzel AVM'ler. Öyle mi? Çok. Bir de bence onun o kendi. Güzel suran AVM'ler çok güzel ama Tayland'dan. İnanamazsın evet Tayland'dan. Buradakiler çok kötü çünkü. Evet. Ama senin şey oradaki vlog gibi yapıyorsun ya ben onları izlerken haset duymuyorum. Güzel güzel bakıyorum ama bazen de şey oluyorum. İnsan bir şey oluyor değil mi? Şeye mutlu oluyorum. Ay diyor çok sıcak diyor. Ölüyorum şu anda diyor. Oradan birisi su atıyor falan. Eğleniyor orada. Yani hani orada bir konser ya da parti dedi ki of diyor çok sıcak. Bugün de buraya geldim diyor. Arkadan birisi boya atıyor denize böyle. İnsan bir buruluyor abi. Şimdi bu adalardaki şeyleri kaldırdılar ya vizeleri. Hmm. Kapıda vize veriyorlar falan. Bir sürü insan gitti. Bir sürü insan da arkalarından işte her boku da paylaşıyorsunuz falan. İşte onlar kıskançlarla gidebilenler arasındaki fark da orada. İşte vergisini alacaksın. Bence şu anda her şeyin kıskanmakta hakkımız var ya. Her şeyi aynen patatesi bile kıskanırsın. Yani evet yani bugün pat suyu da kıskanırsın. Ha, yani evet. Çünkü zor. Pat suyu ulaşmak da zorlaştı. Yunan adasını da kıskanırsın. Evet. Ekonomi tıkırında bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. Adisyon paylaşanlara ne diyorsunuz peki? Ha işte bu peki? Adisyon paylaşmalar. Ama şöyle adisyonu yani burada şöyle. Burada şöyle kızık yedik. Burada evet. Böyle gütümüze girdi. Gitme. Abi bu da ne kadar gütümüze girmişti. Ama belliydi biz bunların gütümüze girmişliği var zaten. Yani hani ezelden ebediye Bodrum'a gidip hiç ben de gütüme bir şey girmedim. Hayır bir şey girmemiş insanla karşılaşmadım yani hani niye yaptın ki o zaman? Ben en son sana gelirken bir şey girdi Allah kahretsin. Geçen denize gittik deniz böyle Amsterdam'dan aldığı peynirler öyle işte etler falan filan kızcağız yapmış ben de açtım. Kadıköy'de bir yere gidiyor. Adisyonu burama yapıştırıp geldim sana burama. İki tane dolma bir içli köfteye 850 lira para verdim. Çok güzel. Denize gidene kadar zaten geldiğimde baygındım ya. Ha falan dedi sen niye böyle bir şey hazırladın? Senin içinde ne vardı o öyle yani? Çok kötüydü o yüzden. İçine onu. Ben de artık adisyonu çekiyorum ki bir daha yemeyeyim diye ayran aşımı yapıyorum evde. Düşünün ben bile bu haldeyim. Ayran aşımı yapıp kavanoza koyup öyle dışarıda yiyorum artık. Haşlıyorum. Haşlıyorum abi. O zaman bu bölümü bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için tekrar. Sizlerle beraber olmayı çok özlemişiz. Birbirimizle de beraber olmayı çok özlemişiz. Siz bize bakmayın, biz birbirimizin kısırına gerekirse zehir atar ama yine gelirim yine burada aynen. Muhabbetimizi yaparız, gene de yeriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.